Şimdi biliyorsunuz kadın erkek eşitsizliğinin çok fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ülkede yaşarken de kadınlara dair zaten bir sürü sorun varken de inşaat mühendisliği gibi toplumun erkek mesleği olarak gördüğü bir meslekte olmak başlı başına bir varoluş mücadelesi aslında. İnşaat mühendisliği bölümünü ilk seçmeyi düşündüğünüz andan itibaren birçok zorlukla karşılaşıyorsunuz. İlk meslek seçimini yaptığınızda çok size uygun görülmeyebiliyor bu iş. İşte neden hemşirelik gibi, öğretmenlik gibi bir mesleği tercih etmediğini sorgulanabiliyor. Çünkü toplum onu kadına daha yakışır bir meslek olarak görüyor. Sonrasında eğer bu bölümü seçtiyseniz yine üniversite yıllarında da okurken gerek işte hocalarınız tarafından ya da aynı mesleği yapacağınız öğrenci arkadaşlarınız tarafından da bunlara maruz kalabiliyorsunuz. Sonrasında mezun olup çalışmaya başladığınızda da bunu çok daha fazlasıyla yaşıyorsunuz. Size biraz aslında odamızın yayınladığı bir rapor var. İş İstihdam ve İşsizlik Raporu 2021 yılında yayınlandı. Burada kadınlarla ilgili de birçok veri var. Birazcık onlardan da bahsetmek isterim. Bizim üyelerimizin yani inşaat mühendislerinin hem İzmir'de hem de ülke çapında toplam nüfusun %10'unu oluşturuyor kadın inşaat mühendisleri. Aslında sayımız oldukça az. Peki bu %10'luk kısmında neler yaptığına baktığımızda bu alanda işsizlik çok fazla. Örneğin kadınlar onda birini oluştururken bütün nüfusun iş arayan üyelere baktığımızda iş arayan üyelerin yarısının kadınlardan oluştuğunu görüyoruz. Yani kadınlar daha fazla iş arıyorlar. Eğer olur da bir yerde işe girerseniz bu girdiğiniz işin çalışma alanına baktığımızda işte şantiye mi, ofis mi yoksa işte teknik ofis mi, akademi mi gibi baktığınızda erkeklerin çok büyük bir kısmı şantiyelerde çalışırken kadınlar daha çok işte toplumun daha korunaklı alan olarak gördüğü ofislerde ya da işte üniversitede, akademide kalmayı tercih ediyorlar ya da bir şekilde bunu seçmek zorunda kalıyorlar. Yine aynı işi yaptıkları erkek meslektaşlardan çok daha düşük ücretler alıyorlar. Bu raporda hepsi var aslında. 2019 yılında hani bizim bu yaşadığımız sıkıntıları genç meslektaşlarımızın yaşamaması için neler yapabiliriz diye kafa yormaya başladık. Ve burada işte hem kadın üyelerle hem işte üniversitedeki kadın öğrencilerle görüşüp neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Mentörlük uygulamasında da üniversitedeki kadın öğrencilere deneyimli kadın mühendisler mentörlük yapıyorlar. Bu aslında bir tam abla kardeş gibi de değil, tam usta çırak gibi de değil. Hani arada bir hiyerarşinin olmadığı bir yol arkadaşlığı, mentörlük. Sonrasında ikinci modülümüz öğrenim bursu. Yine proje içerisinde yer alan ve ekonomik olarak zorlanan öğrencilere karşılıksız öğrenim bursu desteği sağlıyoruz. Teknik eğitim kısmı var. Bizlerin iyi mühendisler olması lazım. Bu yüzden de hani kadın öğrencilerimizin de iyi mühendisler olarak mezun olmaları için işte okulda öğrenmediğimiz ama mezun olduğumuzda ihtiyacımız olacak olan bazı programlar var. İşte AutoCAD gibi, belki işte SAP 2000 gibi hani bunlar belki özel şey programlar ama hak ediş metraj çıkarmak gibi birçok kurs veriliyor yine bu proje kapsamında. Bir de sosyal mühendislik eğitimleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri var tabii ki. Zaten projenin esas amacı biz hani kadın öğrencileri öyle yetiştirmeliyiz ki hem iyi mühendis olmalılar hem özgüvenleri yüksek olmalı ve mezun olduklarında böyle bir ayrımcılığa maruz kaldıklarında iş hayatında bununla baş edebilecek donanımda ve özgüvende olmaları. Esas hedefimiz bu aslında. Sonuçta kadının emeğine ihtiyaç var. Meslek odasında da ihtiyaç var, toplumda da ihtiyaç var. Kadınlar oldukça bizim meslek örgütümüz de daha güçlü olacak kadın mühendislerle. Yine kadınlar hayatın içine karıştıkça, kadın emeği oldukça toplumumuz da daha iyi bir yere gidecek. Ama bu hemen bir günde olmayacak, bunu biliyoruz. Kararlılıkla devam edeceğiz çalışmalarımıza.